hakkında toplam 10 fezleke hazırlanan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemal Bay ile değerlendirecek. Sibel merhabalar, sözü sana ve Sayın Kemal Bey'e bırakalım hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan insan hakları eylem planını açıklayacak. O eylem planı bir yandan fezlekelerin gölgesinde, diğer yandan da siyasi partiler ilişkin kapatılma tartışmalarının gölgesinde açıklanacak. Evet, bugün grup toplantıları vardı mecliste. İlk grup toplantısı MHP'nin, Devlet Bahçeli yine HDP kapatılsın söylemini tekrarladı. HDP Milletvekili Serpil Kemal Bay yayınımızda. Efendim, hoş geldiniz Hoş yayınımıza. bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Hemen Bahçeli'nin bu sözleriyle başlayalım. Sıcağı sıcağına değerlendirmenizi almak isterim. Gerçi sürekli tekrarlıyor ama bugün Türkiye bir hukuk devleti ise HDP'nin kapatılması acildir, şarttır diyor. Bir de şöyle bir eklemesi var. Bahçeli'nin başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir. MHP liderinin bu sözlerini nasıl değerlendirdiniz? Bütün hayali, özlemi, siyasi bir soykırımı hayata geçirebilmek MHP liderinin. Belki de o cümleye şöyle başlayabiliriz. Hukuk devleti ise eğer Türkiye, o zaman soykırımcı partilerin, mafyayla kucak kucağı olan partilerin kapatılması belki savunulabilir ki biz hiçbir partinin de kapatılmasını savunmuyoruz. O yüzden eğer HDP bir halk partisidir, halkların partisidir ve bir bina değildir. Kapatırsanız başka HDP'ler, başka harflerden oluşan partiler açılır elbette ki. Bu irade mutlaka yoluna devam eder. Daha önceki pratiklere nazaran başka bir isimle de açılmamalıdır söyleme. Bu yüzden herhalde Bahçeli'nin, ama nasıl tespit edilecek ki bu? Belki de bu söylemin arkasında başka bir şey daha var. Uzun zamandır Ankara kulislerinde konuşulan, belki parti kapatma olmaz ama milletvekilliklerinin düşürülmesi ya da siyasi yasaklarla ilgili konuşulanlar var. İşte onların temeli de, kaynağı da şu an hali hazırda meclise gelen fezlekeler. Kaç fezleke oldu artık saymakta zorlanıyoruz. 1300'e yaklaştı deniyor fezlekeler için, tüm Evet, partilerle ilgili. bizim fezlekeler tabii asıl kısmı oluşturuyor. 1000'e yakın 1000'e yakın fezleke fezleke var. var HDP milletvekilleri hakkında Evet. ve bir milletvekili hakkında birden fazla fezleke var. Sizin 10 fezlekeniz var ve sanırım 3. yılındayız daha bu yasama dönemine. Bu fezlekelerin konusu nedir? Ya asıl buradan tartışmak bile bana çok garip geliyor. Çünkü işte biraz önce söylediniz. Ya bir siyasi partiyi, rakipleri olan bir siyasi partiyi tasfiye etmek için her yolu mübah gören bir iktidar var. Yani aslında kendisi meşru olmayan, darbeci zihniyetli, ülkeyi kayyum zihniyetiyle yöneten bir iktidar var ve bu bir fezleke gündemi attı ortaya. Benim örneğin 2017'de yaptığım kamuoyuna açık konuşmalarımı, eş başkanken yaptığım konuşmaları Ankara'da bir ne deniyor? MİT mahkemesi demişti Ömer Faruk Gergerlioğlu. Bir MİT savcı başsavcılığı var. Yani onun tabiriyle. Yani bu savcının görevi HDP milletvekilleri hakkında böyle senaryolar hazırlamak, fezlekeleştirmek. Gidiyor 2017'deki konuşmamı dinleyip orada ki sözlerimi fezlekeye dönüştürüyor. İşte geçmişe dönük yapılıyor bunlar ve bunlar 2019'da artarak devam etti ve o 10 tane hukukla bağdaşmayan ithamlarla fezleke düzenlenmiş durumda. Ya yani bunun anlamı bizi susturmak, sessizleştirmek, hükümete yaptığımız eleştirileri ortadan kaldırmak, tabanımızı, bizi destekleyen toplumsal kesimleri umutsuzluğa kaptırmak. Böyle bu anlamda bu fezlekeler gündeme geliyor. Ben diyorum ki aslında basının da, kamuoyunun da, muhalefetin de bu konuyu aslında esastan tartışması gerekiyor. Yani neden Türkiye bu kadar hukuktan uzaklaştı ve bunu normal kabul ediyoruz? Neden bu kadar saçma sapan fezleke adı altında aslında insanları karalayan, çamur atan, ithamlarda bulunan dosyaları muhatap alıyoruz?
Bakın ben Diyarbakır'da konuşmuşum, Batman'da konuşmuşum, başka bir yerde konuşmuşum. Ama hiçbir savcılık benimle ilgili bir iddiada bulunamıyor, görevsizlik kararı veriyor. Ve dosyalar geliyor Ankara'dan. Ankara'daki malum savcı, başsavcı bu dosyaları hazırlıyor. Böyle bir hukuk sistemi olabilir mi? Ama var ve biz hep beraber bütün Türkiye bunu tartışıyoruz. Evet. Şimdi HDP'nin kapatılma tartışmaları bir yanda marşladı. Diğer yandan da fezlekeler konuşuluyor. Sık sık biz de programlarımızda gündeme getiriyoruz. HDP'nin şu an kapatılmasına dayanak gösterilebilecek hiçbir delil yok diyor HDP'liler. Daha önce kapatılan siyasi partilerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlar ortada. Bunun karşısında bu kadar yoğun bir fezleke meclise gönderilmesi ve bunun üzerinden bir tartışmanın kurulması HDP'nin tırnak içinde söylüyorum fiilen kapatılması. Çaktırmadan kapatılması politikasının bir parçası mı diyorsunuz? Şimdi seçimlere doğru da gidiliyor. Hı. Ve iktidar kendi koltuklarını korumak, kendi bekasını sürdürebilmek için Türkiye'de kendisini bu yolda, yani daha önce seni başkan yaptırmayacağız çizgisini devam ettiren, Türkiye'yi hukuk devleti olmaya davet eden, demokrasi ilkelerine davet eden bir partiyi önünden kaldırmak istiyor. Bunun için de kapatmayı hedefliyor ama kapatmaya gözü kesmiyor. Gücü de yetmiyor çünkü daha sonra daha da büyük bir parti olarak Türkiye'nin karşısına çıkacağı düşünülüyor. O yüzden bu tartışmalarla aslında HDP'deki onurlu siyasi duruş, mücadele, demokrasiden yana, kadınlardan, ekolojiden, emekten, iş ve aş problemlerinden, halkların eşitlik taleplerinden yana programını gölgelemeye çalışıyorlar. Çünkü bu program halklarda karşılık buluyor. Yani sadece Kürt coğrafyasında değil, Batı'da da karşılık buluyor. Zaten 7 Haziran'dan bu yana HDP'yi baraj altında bırakamamalarının sebebi Türkiye'nin HDP gibi bir partiye ihtiyaç duyması. Yani bugün bakın, yani İzmir'den bahsedebiliriz. İzmir'de her yeri ekolojik olarak tahrip eden, İzmir'i İstanbul'daki gibi ihanete uğratmak için taşlaştıran merkezi politikalarla karşı karşıyayız. Bunun karşısında duran bir parti olarak HDP istenmiyor. Yani HDP beşli çeteye de itiraz ediyor, iktidarın neoliberal politikalarına itiraz ediyor, hukuksuzluklarına, insan hakları ihlallerine, çıplak aramalara, her şeyi, her yaptığı hukuksuzluğun karşısında HDP'yi görüyor ve HDP halk tarafından benimseniyor. O yüzden HDP'yi kaldırmak için yaptığı HDP'yi karalama operasyonu bu. Ve bunda da başarılı olamıyor. Yani işte gördük, Gare'de insanlar öldüler. Yani bu ülkenin yurttaşları orada hükümetin yanlış politikaları sebebiyle öldürüldüler. Ve bunun sorumlusu olarak sanki HDP o kararı vermiş. Sanki HDP o yanlış operasyonu gerçekleştirmiş gibi HDP'yi unutturdular şu anda. Kimse o 13 insan neden öldü diye ve orada yaşamını yitirenler neden öldü diye tartışmıyor. HDP'nin kapatılması tartışılıyor. Yok böyle bir şey. Yani bunun Türkiye'ye bir faydası olmayacak. Ve böyle kapatamayacaklar suçlarını, yanlışlarını. Evet. Böyle iktidarlarını böyle sürdüremeyecekler. Çünkü halk, bakın ben iş ve aş buluşmaları çerçevesinde Van'daydım. Gerçekten halkın artık yani bıçak kemiğe dayanmış, dayanacak gücü yok. Hayatımda 30 yıla yakındır politikanın sokaktayım, mücadele ediyorum. Hiç bu kadar eve ekmek götüremiyoruz dendiğini duymadım. Nereye gittiysek bununla karşılaştık. İnsanlar gerçekten çok zor durumdalar. Büyük bir açlık, yoksulluk içerisindeler. Geleceği göremiyorlar. Şimdi bunları böyle saçma gündemlerle, manipülatif gündemlerle örtbas etmeye çalışan, sanki böyle bir problem varmış gibi Türkiye'nin üçüncü partisini hedef gösteren AİHM'in kararlarına rağmen,
Yani AİHM kararlarını bir beğenmediler. Bu sefer büyük daireden karar geldi ve diyor ki siz yaptığınız bu operasyonlar, HDP'ye yönelttiğiniz bu şeyler, Selahattin Demirtaş'a yönelttiğiniz bu suçlamalar siyasi saikle olmaktadır. Bu zaten dünyanın bildiği bir şey. Biz neyi tartışıyoruz şu anda? Yani bu fezlekeler çöktü. Ben de dünden beri, geçen haftadan beri fezlekelerin içeriğine tek tek bakmaya çalışıyorum. Ve birçoğu konuşmalara ait. Seçim bürosunun açılışındaki konuşma, kongrede yapılan konuşma. Dolayısıyla bütün bunlar aslında siyasi faaliyetleri, milletvekillerinin siyasi faaliyetleri. Meclis kürsüsünde ne ifade edilmişse seçim bürosunda ya da kongrede de bunlar ifade edilmiş. Ve AİHM kararına karşı yine de fezleke konusu yapılabiliyor. Bütün bunları aslında bugün çok da görkemli bir şekilde bize duyurulan Cumhurbaşkanı'nın insan hakları planının açılışının öncesinde konuşuyoruz. Yani evet. Bir tarafta gözümüz orada, bir tarafta da esasen bunları konuşuyoruz. Büyük bir çelişki, bu plana ilişkin beklentiniz ne? Yani tabii ki bu bir insan haklarının bir demokratik olmayan, otoriter bir rejim tarafından kullanılmaya çalışılması. Yani onunla örtü yapılmaya çalışılması. İşte batıya şirin gözükmek için birkaç tane şu cümlelerden kuralım denmesinden başka bir şey olmadığını bütün dünya görüyor. Böyle insan hakları olabilir mi? Yani ülkede Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kayyum rektör istemedikleri için protesto ediyorlar. Yani söz söyleyerek, anayasal bir haklarını kullanarak bir eylem yapıyorlar ve bu eylemden sonra çıplak aramaya maruz kalıyorlar. Bizim belediye eş başkanlarımız gözaltına alınıyorlar. Gözaltına alınmanın hukuksuzluğu bir tarafa, çıplak aramaya maruz kalıyorlar. Yaygın bir şekilde insan hakları ihlali var diyoruz, çıplak arama var diyoruz. Önce inkar ediyorlar. Ondan sonra da bu zaten kanunidir, yönetmelikte var diyebiliyorlar. Yani siz bunları söylerken bunca insanın deneyiminde bu insan hakları ihlali bu hükümet tarafından an beyan yapılırken bir tweet attığı için insanlar bu şiddete, bu insanlık suçlarına maruz kalıyorken kimi anlatabilirsiniz? Bunu yani söyleseniz ne olur? Kitaplar çıkarsanız, yönetmelikler çıkarsanız, yasalar çıkarsanız, anayasasız bir iktidar, anayasaya dönüp de bakmayan, yani şu darbe anayasasına dahi dönüp bakmayan, o bile bunların işini görmüyor. Bu kadar çok pervasızca, hukuksuzca bu ülkeyi yöneten bir iktidar için örtüden başka bir şey değildir ama örtü hiçbir tarafını örtemez bu iktidar. İnsan hakları ihlalleriyle tarihe geçtiler. İhlaller o kadar büyüdü ki bu örtüler evet. Yetersiz. Başka daha çok düşünmeleri lazım. Çok teşekkür ederim efendim değerlendirmeleriniz için. Bir saat sonra, sadece bir saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan İnsan Hakları programını açıklayacak ama Türkiye'nin gerçek gündemi insan hakları ihlalleri. HDP milletvekili Serpil Kemalbay'la değerlendirdik. Sözü yeniden Haber Merkezi'ne de.